neydi ustam, şey mi? Yaptığınız bu taşın şeyi ne? Küpeşte. Küpeşte taşı. Evet. Şeyi nasıl peki malzemenin kendisi? Dokum bu. Değişik bir şey gibi değil mi ya? Evet. Hazır değil değil mi döküm? Andezit var bu. Dokum mu? Ne kullanıyorsun usta? Burada ne kullanıyorsun? 0-3 harç. 0-3 sonra harç. Evet abi. İp çekiyorsun ve harçları döşeyerek. Şu benim şu an ipim. Tamam. Orada o seviyeye yine getireceksin. Tabii. Başka bir malzeme yok ama değil mi? Sadece bu. Bir de çimento 0. Çimento 0 değil mi? Evet 0 çıkardım. Çimoto. Onu önce mi veriyorsun? Biraz da sonra üstüne döküyorum. Koyacağım mı şimdi? Tamam. Bir tane koyacağız şimdi. Ustamız düzeltmesini kendi eliyle yapıyor. 3 numara kumu tam ayarına getiriyor ve üzerine sadece çimento suyunu döküyor. Suyu yani. Evet abi. Ama bol malzemeli. Böyle tabii. Cıvık gibi değil. Bak şöyle bakalım. Evet. Şöyle yaklaşalım biraz daha. Sıfır üç kumun üzerine çimentoyu dökünce çimentonun emmesini sağlıyor. Yani kumun çimentoyu emmesini sağlıyor. Bayağı cıvık. Yani ama bayağı bol malzeme var içinde. Aynen. Az değil yani. Çimento bayağı sıvı olmasına rağmen çok yoğun. İçindeki çimento açısından. Bu döşemenin cinsine ne diyorlardı? Karo. Karo döşeme değil mi? Mermer döşemesine benzeyen sistemde döşeniyor bu taş. Zaten 2 santim civarında bir kalınlığı var. İpi çektikleri alandan itibaren dümdüz tesviye yapılan kumu şerbet gibi çimentosu bol bir malzemeyle ıslatıyorlar yani kalekimle. Üzerine döşeyerek yapıştırarak geliyorlar ama her seferinde düzülüyorlar. Çok güzel. Tabii bu terazuyu tam yerleştirirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri çekicin sert tarafıyla vurmamak. Çünkü bu ne kadar da olsa yapım bir taş. Mermerdir de birden çatlayabilir. Burada ustamız çekicinin sapını plastik bir malzemeyle yapmış. Bu ürün hazır değil mi? Metre olarak bir 120 130 mu kaç mı? 100 50. Taşın özelliği döküm olarak hazırlanması. Terrazzo içine küçük mermer parçaları veya doğal taş parçalarıyla sonradan silinerek yapılan çeşitli kalınlıklara getirilmiş bir özel yapı malzemesi. Bu malzemeden ben şeyler de gördüm. Banyo küveti, efendim birçok ürün de yapılıyor döküm halinde. Hela taşı, klozet taşına da kadar gördüm. Evet, sıfır kum dediğimiz yani 1 milimden daha ince mil kum aralıklarına doldurtularak yani derzlerine bu kumla doldurularak döşeme sağlamlaştırılıyor. Taşın ağırlığıyla, sertliğiyle yürürken insanlar sıkıştırıyor bu kumunu ve güzelce yerinde sağlam bir şekilde kalıyor. Tabii aşağıdan verdiğimiz şerbetli yapışkan da onu sağlamlaştırıyor iyice. Bitmiş olarak gördüğünüz bu hali daha sonra yıkanarak
Aralarına su alması sağlanabilir. Hafif ince bir su. Artık sapsağlam bir hale gelmiş.